şu hale bak. Evde hizmetçi var, çayı biz yapıyoruz. Sen de çok yüz veriyorsun Levent. Sen de o kıza çok fazla yükleniyorsun Aysel. Ay bırak Allah aşkına. Ben bilirim böylelerini. Yüz verdim insanın tepesine çıkarlar. Asya öyle biri değil. O çok düzgün bir kız. Allah Allah. Yetimhaneden çıkmış kızın düzgün olup olmadığını nereden biliyorsun Allah aşkına? Efendim? Kürşat'ın evini buldum hanım. Tamam, ben hemen geliyorum. Ne oldu hayatım? Nereye? Hayatım moda evinden aradılar. Şey, bir müşteri gelmiş, model seçimi için beni de yanında istiyormuş. Şimdi gitmezsem olmaz. Anladım. Tabii. Görüşürüz canım. Hı, görüşürüz. Emine abla, Allah aşkına hadi ablacığım. Lütfen. Emine abla ne olur dayan. Lütfen tek bir kelime bana yeter. Lütfen. Lütfen seni bulmuşken ne olur lütfen. Hadi ablacığım. Hadi. Hadi. Ha? Asya. Asya ben hatırladın işte lütfen. Yapma abla. Ablacığım ne olur. Lütfen bir tek kelime ya hadi. Hadi ablacığım gel. Anneme ne oldu doktor bey? Anneniz biraz fenalaştı ama merak etmeyin şimdi durumu daha iyi. Anneme götürün beni. Ermin Hanım sakin olun, anneniz gayet iyi. Annemi görmek istiyorum ben. Ermin Hanım size söylediğim gibi. Ama şimdi içeride Asya var. Asya'nın ne işi var annemin yanında? Annemi görmek istiyorum ben. Ermin Hanım sakin olun, size söyledim. Ben sonra sizi içeri alacağım. Merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Bugün için özel bir oda istiyorum. Tabii efendim. Restoranda da özel bir masa istiyorum, iki kişilik. Hemen efendim. İnşallah. Hadi ablacığım tek bir kelime lütfen. Allah'ım inşallah. Asıl dışarıda olması gereken benim, ben ya. Ben onun kızıyım ya. Annemi görmeme engel olamazsınız. Emine Hanım sakin olun, sakin olun. Ben sizi sonra içeri alacağım. Bana yalan söylüyorsunuz. Kesin anneme bir şey oldu. Kesin benden bir şey saklıyorsunuz. Görmeden inanmam. Saklamıyorum, inanın bana. Kendisi gayet iyi. Kendim görmek istiyorum, bırakın beni. Yiğit Bey. Efendim? Ameliyathaneden bekliyorsunuz. İyisin değil mi anneciğim? Lütfen Emine Hanım onu benim için yaz. Verir misiniz? Yok. Su istiyorum diyor. Hayır su falan yazmıyor orada. Kadın hasta görmüyor musun? Niye üzerine gidiyorsun hala? Tamam anneciğim. Canım tamam anneciğim. Bir şeyin kalmayacak. Bana bak. Eğer var ya, tek kelime edersen yemin ediyorum gözünün önünde gözümü kırpmadan kızını bulurum, anladın mı? Şakam yok benim, biliyorsun değil mi? He? Ulan o hayat sigortam benim be! Siz de ötmezseniz, siz de sebeplenirsiniz. Ha şöyle, sen de ben ne söylüyorsam onu yapacaksın. Tamam, anladın mı? Tamam abi. Şimdi anneni buradan topluyorsun, pılısını, pırtasını, tamam? Hadi. İşte Kürşat burada oturuyor Aysel Hanım. Hmm.
Siz bekleyin, ben bir bakayım. Bak nasıl susamış, gördün mü? Ya. Yarın da Polinesköy'e götüreceğim seni. At binmeyi sevdiğini söylemiştin. Keşke daha önce söyleseydin. Yarın gelmem imkansız. Benim lügatımda imkansız diye bir şey yok. Eğer birlikteysek emrivakilerim alışman lazım. Ben emrivakilerden hiç hoşlanmam. Ayrıca yarın abimin doğum günü. Ha, yarın abinin doğum günü mü? İyi, beraber kutlarız o zaman. Benim bir telefon açmam lazım. Tabii tabii, keyfine bak. Hemen dönelim. Söylemiyor ama. Gene ne yaptı Selim Bey? Aslında onunla ilgili bir şey değil. Bütün hata benim. Olmayacak bir hayalin peşinden koşuyorum sadece. Melek'ten uzak duracaksın. Adını bile ağzına almayacaksın. Yoksa gebertirim seni. Efendim? Alo Selim. Şebnem'le konuştum biraz önce. Yani pek bir şey söylemedi ama belli ki kırılmış sana. Kavga falan mı ettiniz? Ya yok. Kavga etmedik de işte. E ne oldu o zaman, kız niye bu hale geldi? Benim eşekliğim. Kız bana ilgi gösterdi. Ben de abuk sabuk laflar ederek kırdım kalbini. Bak Şebnem çok iyi bir kız. Ne yap ne et gönlünü alın. Tamam tamam. Devam edecek misiniz hanımefendi? Hayır, alabilirsiniz. Canım, kusura bakma. Telefon görüşmem biraz uzun sürdü. Yok, önemli değil. Tatlı olarak ne alalım? Bilmem. Tamam mı? İyiyim boşu. Yatağımı düzeltelim mi? Emine Hanım, nasılsınız? Siz ne akla evimize geliyorsunuz? Bir şey bilmiyoruz dedik. Niye hala anneme baskı yapıyorsunuz? Öldürecek misiniz kadını? Bir de üstelik alıp kendi hastanenize getiriyorsunuz. Biz buranın parasını nasıl verelim ha? Parayı düşünmenize gerek yok. Para falan ödemeyeceksiniz. Ne yapmaya çalıştığınızı anlamıyorum. Daha kaç defa söyleyeceğiz? Bir şey bilmiyoruz. Ama ben Emine Hanım'ın bir şeyler bildiğini düşünüyorum. Anne,
Emine Hanım. Emine Hanım. Yiğit. Anne iyi misin? Emine Hanım. Anne. Çık çık çık. Anne. Nefes al. Nefes al. Anne. Derin derin nefes al. Efendim. İstanbul'un en güzel doktoru nasılmış bakalım? İyiyim. Sabah için özür dilerim. Eşeklik ettim. Canım başka bir şeye sıkkındı. Senle patladım işte. Kusura bakma. Aslında benim işim bitti. Dışarıda bir kahve içelim mi? Ya çok iyi olurdu da ben şu an araba kullanacak halde değilim. Başka zaman yapsak olur mu? Ben seni gelip alabilirim. Hadi bakalım o zaman. Bekliyorum. Tamam, hemen geliyorum. İçinde bir şey var. Hadi Ziya, hadi. Gerçekten çok özür dilerim. Her şey benim yüzümden oldu. Evet, her şey senin yüzünden. Düşün artık yakamızdan. Rahat bırakın bizi. Ne oluyor burada? Doktor bey, bu kıza söyledim, sana da söylüyorum. Rahat bırakın artık bizi, düşün yakamızdan. Hemen annemi götüreceğim artık. Annenizi hiçbir yere götüremezsiniz. Anneniz bu gece burada kalacak. Hem gayet emin ellerde. Kürşat geldi hanımım. Ne? Beceriksizsin.
Yok. Böyle olmayacak. Ben ne zaman umutlansam sonu hüsranla bitiyor. Yok, ben bulamayacağım ailemi. Asya. Karamsarlık senin gibi güçlü bir kıza hiç yakışmıyor. Eninde sonunda öğreneceğiz, merak etme. Emin Hanım kesin bir şeyler biliyor. Annene kavuşacaksın. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet. Seni teselli etmek için söylemiyorum. Somurtmak. Hadi gülümse. Somurtmak seni gibi güzel bir kıza hiç yakışmıyor. Şöyle... Hadi bugün çok uzun bir gün geçirdim. Gidip bir şeyler yiyelim. Ay bilmem ki. Hadi nazlanma. Kendimize güzel bir ziyafet çekelim şöyle. Efendim Selma, bir şey mi oldu? Ali Yiğit, çok kötüyüm. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Seni görmem lazım. Bir şey mi oldu sen? Sana ihtiyacım var. Lütfen hemen gel. Tamam, neredesin şimdi? Anladım. Yiğit, hadi git sen. Belli ki Selma'nın ihtiyacı var sana. Beraber yemek yiyecektik. Ya git sen. Hem ben Aysel Hanım'ı daha fazla kızdırmayayım. Ayşe. Demek sendin ha? Asya, hoş geldin kızım. Güzel bir haber verebilecek misin bana? Üzme kendini Asya. Sakın umudunu kaybetme. Eğer umudunu kaybedersen hayatın anlamı da kaybolur. Hadi git dinlen biraz. Hadi. Aysel Hanım'a söz verdim, yapmam gereken işler mi? İşler bekleyebilir. Hadi git dinlen. Aşkımızın miladı olacak. Bilmediğiniz ya da haberdar olmadığınız bir şey var mı? Var. Aa, neymiş çok merak ettim. Mesela bunca yıldır senin varlığından haberdar değilmişim. Kendimi bu kadar özgür ve rahat hissetmeye alışık değilim. Senin gözlerinden bu şehre bakınca daha bir anlam kazandı.
Zümrüt. Hoş geldin Ercan. Hoş bulduk. Ya eve gidiyordum da bir uğrayayım dedim. Bir şeye ihtiyacın var mı? Kusura bakma, seni bir başına bıraktık böyle de. Yok canım benim, ben yabancı mıyım? Çay demledim, içer misin? Olur olur, içerim. Ali nasıl oldu? İşte, nasıl olsun? Eniştem olacak o adam yüzünden kimsenin huzuru yok ki evde. En çok da ablamı üzülüyorum. Zuhal abla Şevki abiyi çok seviyor galiba. Nesini seviyorsa o baş belasını. Hayır, adam her altı yiyor ama her defasında ablamı kandıracak bir şey buluyor. Ama bu sefer çok ileri gitti. Bakalım daha ne kadar dayanacağım. Var ya üzerine. Bilmem. Ameliyatta falan herhalde. Arayıp senin iyi olmadığını söyledi. İlgilenip ilgilenmeyeceğimi sordu. Biz de Şemlen'le kafedeydik. Atladık geldik hemen. Selma, neyin var? Hasta falan değilsin değil mi? Hayır değilim. Siz keyfinize bakın lütfen. Selma. Beni yalnız bırakın. Şu kadınları anlamak zor işe. Biraz öyleyizdir. Hoş geldin canım. Hoş bulduk hayatım. Sen nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol. İşini halledebildin mi bari? Hallettim. Biliyorsun en ufacık şeyde beni arıyorlar. Patron içi olmak zor, değil mi? Ne oldu hayatım? Küpenin teki yok. Düşürdün mü? Bu defa çok oldun Aysel. Yaptıkların bedelini ödeyeceksin. Bakalım bu görüntüleri kocan görünce ne diyecek? Bana bunu yapamazsın Yiğit. Beni bu şekilde kenara atmana izin vermeyeceğim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Asya.
Yiğit, burası çok güzel. Ama kıyafetim uygun değil. Sen her halinle güzelsin. Allah kahretsin. Nerede bu küpe? Selma çok üzgün görünüyordu. Vallahi ben bildiğim bileni inişli çıkışlı onların ilişkisi. Bana sanki bu ilişki için çaba gösteren, emek harcayan taraf hep Selma'm gibi geliyor. Aslında haksız sayılmazsın. Selma aylardır çok gergin. Yiğit'in ilgisi azaldı herhalde. Acaba sen Yiğit'le konuşsan mı? Bir tanesi en iyi arkadaşım, bir tanesi yeğenim. Şimdi çapraz ateşte de kalmak istemiyorum ki. Ben tarafsızım bu ilişkide. Aslında ben aşkın tarafındayım. Selma'ya baksana, deli divane aşık kız. Her halinden belli. Tabii kadın kadını tutacak değil mi? Hayır. Dediğim gibi, ben aşkın tarafındayım. Selma'yı çok iyi anlıyorum. Sonuçta o da benim gibi aşık bir kadın. Şebnem. Şimdi bir şey söyleme. Ya bu konuyu konuşmak için çok erken olduğunu ben de farkındayım. Zamanla bırakalım, olur mu? Yemekler, her şey çok güzel. Hayatın hep böyle güzelliklerle dolu olacak. Yanımda olup bana destek verdiğin için çok teşekkür ederim Yiğit.
Senin sayende aileme dair yeni bir umut yeşerdi içimde. Umudum boşa çıkmayacak. Emine Hanım bize bildiği her şeyi anlatacak, buna eminim. Ne kadar kalacak hastanede? İyileşip bize bildiği her şeyi anlatana kadar onu hastaneden bırakmaya niyetim yok. Tedavisiyle bizzat ben ilgileneceğim. Aileme dair bir şeyler söyleyeceğine eminsin yani. Eminim. Aileni bulacağız. Çok az kaldı. İçimden hem ağlamak geliyor hem de gülmek. Karma karışıyım. Sen hep gül Asya. Gülmek sana çok yakışıyor. Gördün mü anne? Ne işler açtın başımıza? Bir daha tek kelime etmek yok. Yoksa Kürşat ikimizi birden öldürür. Anladın mı anne? Susacaksın. Konuşmayacaksın. Daha birkaç gün önce çok romantik bir gün geçirdik. Bütün gün birlikteydik. Beni ne kadar sevdiğini, bana ne kadar aşık olduğunu söyleyip durdum. Öyle mi? Baba çok güzel. Sen niye ağlıyorsun o zaman? O gün biz birlikte olduk. Aşkına ve sevgisine güvenip kendimi oğlumuza teslim ettim. Ama Yiğit kandırdı beni. Beni aldatıyor. Hem de Asya'yla. Selva, sen ne diyorsun? Feraye teyze, oğlunuz bana sahip oldu diyorum. Ama şimdi yüzüme bile bakmıyor. Eğer annem ve babam bunu öğrenirse... Onunla konuşacağım. Açmıyor değil mi telefonunu? Onunla birlikteler, Asya'yla. Selma, canım. Sen bak kimseye hiçbir şey söyleme, tamam mı? Ben Yiğit'le konuşacağım. Tamam mı canım? Anne. Hoş geldin kızım. Nasıl geçti günün? Nasıl geçsin işte, kirin pasın içinde. Sen niye evdesin bu saatte? Dükkan erken mi kapattın? Kardeşim. Ali. Bizden gizli inşaatlarda çalışıyormuş be. Ne? Yorgunluktan düşüp bayılmış, eve getirdiler. Nerede şimdi? Uyuyor. İyi ama merak etme. Sen geldiğine göre ben de gidip dükkanı kapatayım. Zümrüt yalnız kalmasın. Emel. Kardeşin uyanıp da bir şey isterse yardımcı ol, tamam mı kızım? Tamam anne, merak etme. O ikisini öyle görünce o kadar fena oldum ki. Kıyamam ben sana ya canım benim. Selim onu seviyor. Açık ve net. Aa, yeter ama artık Melek. Yani Selim'i kalbinden de kafandan da söküp atacaksın. Başka yol yok. Ben de istiyorum ama nasıl? Bunca yıl başaramadım. Şimdi nasıl yapacağım? İçime işlemiş bir kere. O zaman içindeki o zehirli parçayı söküp atacaksın. Tamam, evet. Belki orada büyük bir yara açılacak. Kanayacak da. Ama sonra geçecek. Hem vatana yaranı sarması için bir fırsat verirsen belki Selim'i hızla unutursun ha? Vatan mı? Evet. Hani iyi birine benziyor. Hem başkasıyla mutlu olmaya dönersen Selim'i daha çabuk unutabilirsin. Melek, sen mutlu olmayı fazlasıyla hak ediyorsun canım arkadaş. Gel bakayım buraya. Oh. Yiyemiyorum sana ben.
Ellerinize sağlık çocuklar. İçim açıldı vallahi. Çok teşekkür ederim. Vallahi abla ben hiçbir şey yapmadım. Hepsi Zümrüt'ün marifeti. Olur mu? O da bayağı bir şey topladı. O zaman ikiniz de bir yorgunluk çayını hak ettiniz demek ki. Hadi hep birlikte bize gidelim. Tazecik çay demlemiştim. Abla Ali uyandı mı? Yok uyuyor hala. Ama biz gidene kadar uyanır. Tamam. O zaman ben gidip birer simit alayım geleyim. Tamam. Zümrüt. Burada olman çok isabet oldu. Teşekkür ederim. Lafı mı olur? Randevuları arayanları bu deftere not ettim. Bakarsınız. Allah razı olsun. Çorabı bozamaz mı? Bilmiyorum. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya kimsiniz siz? Ya kadın! Kimsiniz? Durun ne olur yapmayın. Ne yapıyorsunuz? Lütfen. Lütfen yapmayın. Ne ya kadın! Nasıl öyle? Borcunu bir an önce ödesin. Bana bir dubla rakı ver. Verme, verme. Verisi artık yok Şevki abi. Sen kimsin ki bana böyle muamele ediyorsun lan? Dün müşteri gitti, bugün sokak köpeği mi oldu? Yürü git, rakımı getir benim. Dağıttırmayın burayı bana. Tamam, git ver. Patlayar mısın? Ay bir şey daha yersen patlayacağım. Lütfen ısrar etme. Teşekkür ederim. Çok geç oldu. Kalkalım mı artık? Yarın fakültenin ilk günü. Olmaz. Bugün gece 12'den önce bırakmam seni. Aa. Neden? Anlarsın. Hadi gel biraz yürüyelim. Hadi.
paramız yoğumuz neyse ortaya koyacağız. Bu adamlara borcumuzu ödemek zorundayız. Yoksa başımıza daha beter bela açacaklar. Böyle 12'ye kadar yürüyecek miyiz? Yoruldun mu? Hayır, sen? Sen yanımda olduğun sürece ben dünyanın öbür ucuna kadar giderim. Lütfen böyle konuşma. Neden? Çünkü Selma. Asya, daha önce de söyledim sana. Selma ile aramızdaki her şey bitti. Birbirimizden ne kadar farklı olduğumuzu anlatma. Bana inanman için ne yapmam gerekiyor? Yüzüme bak. Gözlerimin sana nasıl baktığına bak. Biliyorum, çok acılar çekmişsin. Bir daha bunları yaşamak istemiyorsun. Ama inan bana, ben yanında olduğum sürece kimse sana zarar veremeyecek. Yiğit, ne olur yapma. Ben yapamam. Ben senden bir şey beklemiyorum ki. Senin kokunun olduğu bir yerde ben nefes alıyorum. Biliyorum, birazdan buradan gideceksin. Ben bu anı düşünüp seni hissedeceğim. Bu bana yeter. Yiğit, yapma. Böyle şeyler söyleme. Hem sen beni tanımıyorsun ki. Ben seni tanıyorum. Ama sana aşık olduğumdan beri ben kendimi tanıyamaz oldum. Kendimi hiç bu kadar zayıf, hiç bu kadar aşık hissetmemiştim.